Manşete hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz 2022. 15 Temmuz 2016 Meş'um darbe girişiminin 6. yıl dönümü. Ben bu darbe girişimi sözünü özellikle kullanıyorum. Çünkü sonrasında yaşananlar itibariyle 15 Temmuz evet ülkeye bir darbedir. Ve bu darbe halen devam ediyor halen süren, süre gelen bir darbe sürecinin içinde ülke. 15 Temmuz bize çok şey öğretti. Yani süreci yaşayanlara, tanık olanlara, sürecin mağdurlarına, sürecin etkilediği insanlara ve elbette tabii 80 milyonluk bir ülke içindeki herkesle beraber bunun etkisi altında, halen de etkisi altında. Herkese bir şey öğretti. Elbette bir tane doğru yok. Hep söylediğim bir şey bir tane doğru yok. Baktığınız açıya göre değişir. Belli kabuller var. O insanları da artık yadırgamıyorum. Yadırgamamayı öğrendim, öyle söyleyeyim. Belli kabullerle olaya bakan insanlar. Esasen 15 Temmuz ve benzeri olaylara bir kabulle de yaklaşmamak icap ediyor. 15 Temmuz açık bir dosyadır. Ve bu açık dosyada yapılması gereken, takip edilmesi gereken işlem şu. Ele geçen her türlü argüman, veri, bilgi, döküman, neyse, tanıklık, duyum, elle tutulur her türlü delil, neyse veya onu aydınlatacak, konuya ışık tutacak herhangi bir unsur o açık dosyanın içine atılır ve bir katkı sunar o dosyaya. Haliyle 15 Temmuz o günden bu yana açık bir dosyadır. Ve ben 15 Temmuz'un kolay kolay büyük konuşmayayım ama kıyamete kadar da kapanacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla herkesin kendi 15 Temmuz dosyasını açık tutmasını ve edindiği yeni bilgilerle de o dosyayı beslemesini tavsiye ediyorum. Şu şudur, bu budur gibi hüküm cümleleri kurmayalım. Şimdi seyrediyorum analizleri 15 Temmuz bilmiyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Aydınlanmamış bir şeydir falan diyor. Dört cümle sonra bu filancaların darbesidir. Bu hükümetin şöyle şöyle bir şeyidir. Bu şudur budur diyor. Ya arkadaş dört cümle önce dedin ki bilmiyoruz. Aydınlanmadı. E dört cümle sonra da hüküm koyuyorsun. Buna tanık oldum ben 15 Temmuzun yıl döneminde. Dolayısıyla bugün bu yayında bunu yapmamaya çalışacağım. Manşete hoş geldiniz. 15 Temmuz'u konuşacağız ve sadece 15 Temmuz özelinde bir yayın olacak. Başlarken bir kere daha eğer abone olmadıysanız, abone olmadan seyredenleri biliyorum. Abone olunuz, bildirimleri açınız. Başınıza bir şey gelmeyecek. Like'larsak bir sıkıntı olur mu? Hayır olmaz. Milyonlarca insana likeladığı bir videoyu likeladığından dolayı bir şey yapmazlar, yapmadılar, yapmayacaklardır merak etmeyin. İki, e, bu videonun elbette yayılması, eğer beğendiyseniz başka insanlara dolaşması için bunları yapmak zorundasınız. Beğen tuşuna basın, like tuşuna basın. Neyse diliniz ne e, hangi dilde konuşuyorsanız veya YouTube'unuz hangi dildeyse. 15 Temmuz ile ilgili bu girişten sonra şunu söylememe de izin verin. Evet 15 Temmuz henüz aydınlatılmamış açık bir dosyadır. Buna böyle bakmanızı istiyorum. Fakat bize öğrettiği şey şu 15 Temmuz'un. En önemli şey 15 Temmuz'un karanlık noktaları dedik de onu biraz açacağız. Bize öğrettiği şey resmi söylem safsatası, resmi söylem masalları. 15 Temmuz'la ortaya konulan, 15 Temmuz'la ihtas edilmeye çalışılan, 15 Temmuz'la insanlara geçirilmeye çalışılan, müfredata sokulmaya çalışılan okul müfredatlarına köprülerin ismi değiştirildi, meydanların ismi değiştirildi. Bu yönde gazeteler birinci sayfalarla, birinci sayfalara da bambaşka öykülerle çıkıyorlar. Söylem değişti. İktidar bir söylem götürüyor, iktidarın muhalefeti de iktidarın örgütleri de iktidarın bürokratları da iktidarın medyası da falan bir şey götürüyor falan. Haliyle 15 Temmuz en yakın resmi söylem olduğu için ondan önceki resmi söylemleri, ondan önceki resmi ideolojileri, ondan önce her ne ideoloji, her ne öğreti söz konusuysa onun tırnak içinde söylüyorum resmi anlatısının mutlak olmadığını gösterdi. 15 Temmuz söylemine, Ankara'nın söylemine, rejim söylemine nasıl burun kıvırıyorsunuz? Aynen öyle de benzer bir biçimde egemenlerin inşa ettiği resmi hikayeler, masallar her zaman eleştiriye, kritiğe açıktır ve objektif değildir, subjektiftir. Egemenlerin anlatısıdır. 15 Temmuz bize bunu öğretti en başta. Ben 15-20 dakikalık 25 dakikalık bu program kaç dakika sürecek bilmiyorum. Bu programda 15 Temmuz'u size anlatamam. 15 Temmuz bir belgeselci mantığıyla yaklaşacak olursam 13 bölüm birer saatten belgeseli yapılsa az bile. Bana göre 15 Temmuz 13 bölüm değil. 26 bölüm değil, 39 bölüm birer saatten belgesel olur. Ve daha kısa sürede anlatılabilecek bir konu değildir. 15 Temmuz, hem tanıklarıyla, hem yaşanan hadiseleriyle, hem duraklarıyla, hem unsurlarıyla, içte ve dışta elbette, ee, yankılarıyla, çok şumullu bir hadise. Dolayısıyla, 13 değil 26 değil 39 bölüm birer saatten 39 saat belgeseli olur. Bugün bu haliyle. Yarın daha da artar mı bilmiyorum. Öncesi yani hazırlıklar 15 Temmuz'a giden süreç, fişlemeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hareketlilik, siyaset, e, cemaatin şeytanlaştırılması, e, Davutoğlu'nun istifası, ondan önceki seçimler, sonraki vesaire pek çok şey. EMASYA'nın tekrar devreye sokulması medyada çıkan haberler burada sıralayamayacağım kadar unsurla 15 Temmuz'a gidilen bir süreç var. Çıkartılan yasalar var. Çıkartılan yönetmelikler var. 15 Temmuz günü yaşananlar var. Bambaşka bir hadise. Yani ilk 13 bölüm 15 Temmuz'a giden süreçte ülke anlatılabilir. İkinci 13 bölümde 15 Temmuz günü yaşananlar, 16 Temmuz'un ilk saatlerinde yaşananlar anlatılabilir. Üçüncü 13 saatte de belgeselin sonrasında yaşananlar mutlaka resmedilmelidir ve belki de onun ucu açık olmalıdır. 15 Temmuz'da bir darbe planı yoktur. 15 Temmuz'un bir numarası belli değildir. 15 Temmuz'un bir hiyerarşisi yoktur. Zamanlaması sorunludur, iletişimi sorunludur. 15 Temmuz'da darbe yani neticede belli kritik noktaların tutulması icap ediyor. Yani biz darbeler ülkesinde yetişmiş bir nesiliz ve bundan önceki darbeleri hem yaşadık hem okuduk hem de o günün tanıklarından dinledik 27, 27 Mayıs'tan başlamak suretiyle. Dolayısıyla tutulacak kritik noktalar sorunludur. Pek çok nokta. Şimdi 15 Temmuz'un o noktalarına gittiğinizde Marmaris Erdoğan'ın o gün bulunduğu yer alanlarda bekletilen uçaklar, birbirinden çelişkili açıklamalar, Erdoğan'ın medyaya yaptığı açıklamanın yayımlanamaması vesaire. Bir yığın sıkıntı var. Onu oradan almak için giden ekibin harekete geçmesi, onların aldatılması, tuzağa düşürülmesi anlatamayacağımız hadise var. Yani Marmaris bölümüne o belgeselde birkaç saat ayrılır. Yine Akıncı, 15 Temmuz darbesinin merkez üssü kabul edilen nokta neler dönüyor neler. Birazdan zaten Akıncı'ya gideceğiz. Müyesser Yıldız'ın anlatımıyla. Köprü. 15 Temmuz darbe vizyonunun yani darbe filminin vizyona konduğu yer. Köprüye çıkan çıkartılan askerler oraya getirilen askeri öğrencilerle vesaire. Bütün dünyaya orada bir müsamere tanzim edilmiş ve gösteriliyor. O yani köprü boyutu ki bu yakın dönemde çekilen köprü belgeseliyle çok fazla alakalı bir konu değil. Özel kuvvetlerde dönen hikaye, Meclis'in bombalanması, TRT'ye giden ekip, ne bileyim sarayın bir köşesinin bombalanması falan gibi konular. O arada işte belli illerde belli nizamiyelerin önüne kamyonların, otobüslerin çekilmesi ama çok sınırlı illerde hareketlilik, vilayetlerde, şehirlerde hareketlilik. Ülkenin geri kalanında da tam bir sükunet havası. Bütün bunlar önemli. Ve elbette Milli İstihbarat Teşkilatı, genel kurmayda dönen hikaye, askeri öğrencilerin e, tuzağa çekilmesi, deniz kuvvetlerindeki özellikle İzmit Körfesi'ndeki hareketlilik, meydanlara çekilen halk, halk meydanlara çekilirken sadatçıların, cihatçıların, şucuların, bucuların meydana dökülmesi ve yine elbette sonuçları itibariyle kanun hükmünde kararname dönemi, o hal dönemi ve hemen arkasından gelen başkanlık sistemi evrensel tüm kriterlere ve kendi yasalarına kafa tutan yargı sistemi halen devam ediyor. Bütün bu boyutlarıyla 15 Temmuz bakın kaç dakika oldu? 10 dakikadır konuşuyorum. Başlıkları bile vermedim. Şimdi siz 20 dakikalık 25 dakikalık bir programda 15 Temmuz'u halledebileceğimi mi zannediyorsunuz? Sadece başlıkları indeksi bile geçemedim ben 10 dakikada. Kritik 3 isim var bana göre. Evet Erdoğan ve elbette 15 Temmuz hiyerarşisinin başında gibi görünüp ordusunu tuzağa çeken, kendi askerine kumpas kuran dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve dönemin İstihbarat Başkanı Hakan Fidan. Bu 3 kritik isim 15 Temmuz'la ilgili ifade vermeye gitmedi, konuşmadı ve birbirinden çelişkili ifadeler ve yazılı açıklamalarla sadece şaşırtmaca oynadı. Bu üç kritik isimde de bitiyor olaylar. Evet. 15 Temmuz biraz biraz da böyle. 15 Temmuz halen devam eden KHK ve OHAL rejimi. Bakın size onu göstereyim. Bir tane örnek sadece. Sevinç Özarslan paylaşmış. Fotoğrafa iyi bakın. Öndeki Nurgül 3 aylık, arkadaki Semra yarış 1 aylık hamileyken 2017'de Muğla'da gözaltına alındı. Semra yarış tutuklandı 3-4 hafta sonra bebeğini kaybetti. O hal bitmedi. Hamileler hala hapiste diyor. Evet. Bu olay devam ediyor. Sevinç Özarslan'ın tweet'inden ekrana getirdim. Devam eden kritik bir süreç 15 Temmuz. Halk TV yayınında Müyesser Yıldız enteresan açıklamalar yaptı ve bu açıklamalarda özellikle 15 Temmuz'un esasen bilinen fakat değerli toplu bir anlatımla bir kere daha karanlık noktalarına işaret ettiği bir anlatı sundu. Son derece enteresandı. 15 Temmuz'un ham görüntülerini görmedik. Devletin elinde bu görüntüler var dedi. Flaş buydu. Yine e, Hulusi Akar'ın Mehmet Dişli'yi koruduğunu anlattı. Yine Akın Öztürk'ün havacı general 15 Temmuz'un bir numarası olarak sunulduğunu ama 15 Temmuz'un bir numarası olmadığını anlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın ve diğer bir takım aktörlerin rollerinden bahsetti. Ben o Büyeser Yıldız'ın Halk TV'deki anlatımını birkaç dakika kestim ve bahsettiği görüntülerle de montajlayarak şimdi ekranlara getireceğim. Biraz daha açıklayıcı olacak. Birlikte izleyelim mi? Biliyorsunuz Hakan Fidan karargaha geliyor. Ee, saatlerce karargahta kalıyor. MİT müsteşarı oradan ayrılıyor. Şimdi görünürdeki hedef MİT müsteşarı o gece kaçırılacak ya da MİT müsteşarına bir operasyon yapılacak ya ayaklarına kadar gelmiş. E, Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkan orada geldiğini gittiğini görüyor. Niye bırakıyorlar? Bu anormalliğin üstüne MİT müsteşarı dönüyor. Karargahta MİT karargahında Diyanet İşleri Başkanı ile yemek yiyor. En önemli nokta bence Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın şu ana kadar ifadesinin, bilgisinin, alı bilgisine başvurulmamış olmasıdır. Hem Hakan Fidan'ın hem Hulusi Akar'ın o dönemki savcılar ifadesini almak istediler. Sarayın bir kısmı da o ifadenin alınmasını istiyor? Saraydan ben Hulusi Akar'a gönderilecek soruların da verildiğini biliyorum. Ancak bu ifadeler, bu bilgiye başvurma gerçekleşmedi. E mahkemeye de gelmediler. E nasıl aydınlatacağız biz bunu o zaman? En basitinden burada bir görevi ihmal yok mu? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sordular. E, dere geçerken at geç, değiştirilmez dedi. 6 senedir biz dereyi geçemedik mi? Ne oluyor? Ben bütün sanıkları dinledim. Gerek genel konay davasında gerek akıncı davasında. Şimdi insanların Hulusi Akar'la ilgili çok ciddi iddiaları var. Mesela Hava Kuvvetleri Komutanı dönemin geldi öyle veya böyle sanıkların sorularına cevap verdi. Önemli bir başka nokta 16 Temmuz sabahı Sayın Hulusi Akar'ın Mehmet Dişli ile beraber Çankaya Köşkü'ne gidişini konuşalım. Biz Türk milleti olarak daha 15 Temmuz'un ham görüntülerini görmedik. Belli görüntüler sadece mahkemelere gönderildi. Devletin elinde bu görüntüler var. Yani bilmesi gerekenler biliyor ne olduğunu. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Sayın Abidin Ünal da ihsas etti. Neden Akıncı'da benim sadece görüntülerim paylaşılıyor, başka görüntüler paylaşılmıyor dedi. Hatırlayın Abdülkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu katta her yerde kamera var. Sadece oradan ne görüntüyü görüyoruz? Sayın Uğur Sakar merdivenlerden indirilirken görüyoruz. Şeyle beraber Mehmet Dişli, işte önünde Fırat Alakuş, Özel Kuvvetler e, timleri. Arkadan koruma subayı Abdullah geliyor. Şimdi derdi hissedilmiş genelkurmay başkanı. Dönüyor. Abdullah şapkamı getir diyor. Abdullah da koşu koşu şapkasını getir. Abdullah müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ona refakaten Akıncı'ya giden koruma as subayı. İşte Mehmet Diş'le şunu söyledi. E, kilit adam. ben genelkurmay başkanının sekreter işini yaptım orada dedi. Onun verdiği emirler dışında hiçbir şey yapmadım. Mehmet Dişli derdest ettirdi ya Hulusi Akar'ı. Genelkurmay'ın bahçesine çıkıyorlar helikoptere bindirecekler Hulusi Akar'ı Akıncı'ya götürmek için. Helikopterin pervanesi çok hızlı çalışıyor. Mehmet Dişli dalgın böyle yürürken pervane neredeyse başına çarpmak üzere. Görüntülerde bu izledik duruşma salonunda. Hulusi Akar böyle kafasından tutuyor Mehmet Dişli'yi. Şeyden pervaneden koruyor. Böyle koruyor filan. E beni derdest eden... Darbe yapan adam ben niye koruyayım ki bırakırım kafası kopsun mesela. Beraber gidiyorlar. Sonra Çankaya Köşkü'ne, sizi derdest eden adamla beraber Çankaya Köşkü'ne geliyorsunuz. Ve saat o gün 3.30'a kadar Mehmet Dişli orada kriz masasında, Binali Yıldırım'ın da olduğu, başbakanın da olduğu kriz masasında Eskişehir'le irtibatları sağlıyor. Akıncı'da kalan Akın Öztürk'ün Çankaya Köşkü'ne getirilmesini sağlamaya çalışıyor. Eskişehir'deki dönemin komutanları ifadelerinde, onlar sanık değiller, onlar bir de terfi ettiler, üst görevlere getirdiler. Onlar da anlatıyorlar. Mehmet Dişli bizi aradı. Hulusi Akar'ın talimatını verdi. Anladığım MIT müsteşarı geldikten sonra hava değişiyor. 3'e 4'e kadar şey faaliyetlerine devam ediyor Mehmet Dişli. Sonra birdenbire Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın özel kaleme, asker kökenli o da. Bu da FETÖ'cüydü, darbeciydi falan diye bir şekilde ifade yazılı ifade veriyor. Ondan sonra Mehmet Dişli de tutuklanıyor. Size daha farklı, ilginç bir <laughs> anekdot anlatayım. Çankaya Köşkü'nde o kriz anında televizyonlardan altyazı geçiyor. Darbenin bir numarası Akın Öztürk diye. Hulusi Akar nereden çıktı bu diyor. Akın Öztürk'ün bir alakası yok ki diyor. Genelkurmay Başkanı'na biliyorsun 20 Temmuz'da bir açıklama yaptı. Dedi ki Akın Öztürk'ü biz gönderdik Akıncı üstüne Darbenin bir numarası kim bu durumda? Bütün kamuoyu Akın Öztürk biliyor. Ben ilk günden beri Akın Öztürk olmadığını söylüyorum, bugün de hala aynı kanaatteyim. Akın Öztürk değil, Akın Öztürk benim bir numarası olsa, hazırlıklı gider, adamı işte genelkurmay gönderiyor. Abidin Ünal git orada ne oluyor abi bir bak diyor. Adam tişörtle, işte pantolonla, terlikle Akıncı üstüne gidiyor. Sonra işte aman sabah e, devletin huzuruna çıkacağız diyor, oradan birilerinin formasını buluyor. Kısa pantolon, işte paçaları kısa geliyor falan. Akın Öztürk değil dediğinde orada bir ciddi de tartışma yaşanıyor bazı bakanlarla polisler akar arasında. Ama sonra Akın Öztürk darbenin bir numarası ilan edildi. Sicil dosyalarında, dava dosyalarında gördüm. Akın ile ilgili tek kayıt şu. Ülkücü reise küfreder. Bu kadar. Yani FETÖ'cü olduğuna dair hiçbir şey yok Akın Öztürk'ün. Ama biz şu anda kamuoy olarak darbenin bir numarası asker ayağı Akın Öztürk diyebiliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi mesela bu davaları izlemedi. Zaten dava bir algıyla başladığı için o algıyla da sonuçlandı. Sadece bilinenler bu. Sadece bilinenler bile insanlara insanları şaşırtacak ve insanlara ya bize 6 yıldır ne yalanlar anlatılmış falan dedirtecek cinsten. Ya yani bu gerçeklerin şu kadar açılmış hali ya tümüyle ortaya döküldüğünde ya bütün tanıklar kendi tanıklıklarını, tanıklıklarını anlattıklarında, bütün sanıklar, bütün aktörler. işte Selim Temurci, Tele1 yayınında konuştu. Dün 14 Temmuz'da ve ne söylediği ekranda. 2015-2018 arası, 2016-15 Temmuz'da da AKP İstanbul İl Başkanı'ydı. Orada da zaten Erdoğan İstanbul'a geldiğinde darbe gecesi, hemen Erdoğan'ın yanında görülüyor daire içindeki isim. Diğer tarafta damat sırıtırken Selim Temurci son derece endişeli duruyordu orada. Çünkü gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve endişe içerisinde. Demokrasiye, siyasal iktidara darbe yapıldığına inanmış. Ve ne yapabiliriz diye işte Cumhurbaşkanı'nın yanında pozisyonlanmaya çalışıyor. 15 Temmuz'u diyor gerçekleştirenlerle Tele 1'deki yayında 14 Temmuz 2022'de tam 6 sene sonra söyledi bunu. Şu anda Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu ile siyaset yapıyor Selim Temurci. 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle seçilmiş başbakan Davutoğlu'na pelikan darbesini yapanlar arasında bir ilişki var mıdır? %100 vardır. Soruyor ve cevabını veriyor. Davutoğlu'nun başbakan olduğu bir Türkiye'de 15 Temmuz'u birileri gerçekleştirebilir miydi? Buna çok çok az olasılık veririm diyor. Yani 15 Temmuz'da Davutoğlu olmamalıydı diyor. 15 Temmuz'da AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci. Seyrettim. Mavi otobüs belgeselini Harbiyeliler ilk kez anlattı 15 Temmuz. Çok büyük bir ilgi uyandırdı ve gerçekten ben de tüylerim diken diken seyrettim. Etkisinde kaldım. Bu kapak resmindeki 6 Harbiyeli şu anda yurt dışındalar. Avrupa'nın farklı kentlerindeler. Ve kendilerine yeni bir hayat kurmuşlar. Bu belgesele konuşuyorlar. Ee, farklı kapaklarla YouTube'da onların kendi anlatıları da e, dönüyor. Ama 44 dakikalık bu belgeseli seyretmenizi 44 dakikanızı ayırmanızı e, tavsiye ediyorum. Birinci elden tanıklıklarla e, görün bu Harbiyeliler nasıl otobüslere bindirilip bilmedikleri bir adrese yönlendirilmişler ve nasıl bir kumpasın içine düşmüşler. 15 Temmuz 2016'dan sonra 355 askeri öğrenciye ömür boyu hapis cezası verildi. Yargıtay bir kısmını bozdu, yargılamalar devam ediyor diye bitiyor belgesel. Temmuz 2022 itibariyle 209 öğrenci hala hapiste. Ragıp Enes Katran ve Murat Tekin linç edilerek öldürüldü. KHK ile 14 16409 askeri öğrenci okullarından atıldı diyor. Bu belgesel arkadaşların özgürlüğü ve gerçeklerin anlaşılması için o dönemin şahidi Hava Harpiyeliler tarafından hazırlandı. Halit Tunç konuşuyor. Adnan Yıldız konuşuyor. Lokman Hekim Avcı gene belgeselde anlatıyor kendi tanıklıklarını. Rıdvan Aydın, İhsan Kurt, ve sırtında mermi olan Samet Yazgaç anlatıyor. 15 Temmuz tanıklıklarını. Evet. Son derece önemli bilgiler bunlar. Son derece önemli tanıklıklar. Kapatırken bir fikri takip. Fethullah Gülen'in sağlık durumu son günlerde son derece suist, e, suistimal edildi ve speküle edildi. Herkül Ork'ta e, Fethullah Gülen'in rutin kontroller ve detaylı tahliller için bir hafta süreyle kaldığı hastaneden ayrıldı duyuruldu. Doktorları Gülen'in sağlık durumunu beklentilerinin üstünde iyi olduğunu belirtmişler. Kendileri tüm arkadaşlarımıza selamlarını ve dua taleplerini ilettiler diyor. E, hastaneden taburcu görüntüleri eşliğinde ve Ekrem Dumanlı'nın TR724 kanalında paylaştığı bilgileri anlatacağım. Bir takım kan değerlerindeki anormallikler tespit ediliyor ve bunun için hastaneye yatması ya da yatırılması tavsiye ediliyor doktorları tarafından. Ve bir hafta süreyle hastanede müşahede altına alınıyor. Ardından değerleri normale dönüyor ve görüldüğü gibi hastaneden taburcu oluyor ve Pensilvanya'daki kaldığı kampüste kendi mekanına dönüyor, yürüyerek dönüyor ayakta. Bu görüntüler 20 saniye kadar Herkül Ork'tan, Herkül sitesinden, Twitter hesabından paylaşıldı. Görüntülerde, Fethullah Gülen'e hastaneden taburcu olurken Cevdet Türk yolunun eşlik ettiği dikkat çekiyor. Gene yerleşkesine kaldığı yere vardığında da hemen arkasında Osman Şimşek de yine dikkat çeken isimler arasında her iki isim de geçtiğimiz yıllarda farklı konularla gündeme gelmiş konuşulmuştu. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Bu görüntüler dün tespit edildi. Fethullah Gülen'in hastaneden taburcusu ve kaldığı yere intikal ettiği görüntüler. Evet 15 Temmuz'un karanlık noktaları dedik. Bitmez bu. 15 Temmuz'un karanlık noktaları başta da söylediğim gibi açık bir dosyadır ve o açık dosyaya her geçen ay, sene neyse bir şeyler atılıyor. Bir şeyler Konuluyor Ve bu devam edecek. Belki kıyamete kadar sürecek. Ee, Türkiye'de bugün artık 6 yıl sonra bu konunun sor, e, sorgulanması, kritik edilmesi, eleştirilmesi, farklı açılar falan geliştirilmesi yasak. Tümüyle bir resmi söylem var ve o resmi, resmi söyleme herkesin biat etmesi, itaat etmesi ve bununla amel etmesi isteniyor. Başka kelimeler bulamadığım için söyledim ama birebir böyle. Bu mutlak doğru kabul ediliyor ve bunun aksine bir şey söyleyen linç ediliyor. Bunu her mahalle yapıyor. Aksi bir şey söylemeniz hangi mahalleye mensup, mensup olursanız olun linç yemeniz için e, vesiledir. İlla bunun için AKP'li, Erdoğan'cı, Saraycı, ne bileyim MHP'li, Cumhur İttifakı savunucusu falan olmanız gerekmiyor. Bütün mahallelerde benzer bir kabul söz konusu. Umarım yakında e, hakikat arayışı. Galip gelir ve 15 Temmuz tüm boyutlarıyla ortaya serilir ve herkes de alması gereken dersi alır. Böylelikle bir yayını daha 15 Temmuz'a özel bir yayın oldu. Noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Önümüzdeki Pazartesi görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.